İnince öne doğru alsın. Merhaba. Evet, merhabalar. Hoş geldin sevgili başkanım. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Sağ ol. Hissediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Şimdi işimize bakalım, tamam mı? Hep beraber işimizi yapalım. Millet işini yapanı sever, endişe etme. Yalan üreteni değil. Hadi. Evet. Gökhan Başkanımızın son talepleri vardı. O yönde de burada ilçe belediyesinin taleplerini de gerçekleştirdik başkanım. Son revizeye göre de burada bir gidiş, bir geliş olan yolumuzu iki gidiş şeklinde revize ettik. Spor Caddesi'nden iki şerit geliyordu. Bu yöne doğru iki şerit revize edildi. Bu yöne de iki şerit döndüğü zaman tıkanıklık olmasın diye tek şeride iki şeride çıkardık. Bu kısımda, meydan kısmımızda Neyzen Tevfik heykeli vardı. O düzenli bir şekilde kaldırıldı. Şu anda buradaki amfimiz şu şekilde bir amfi. Öyle bir kod çıkıyor mu orada? Evet başkanım. Yaklaşık 1.70 bir kod çıkıyor. En son buraya kadar geleceğiz. Bundan sonraki konu zaten görüşmeler devam ediyor. Evet, orayı toparlayacağız. Orayı toparlayacağız başkanım. Tarif ettiği yollardan fedakarlık etsek daha büyük bir meydan çıkacak ama trafiğin kilitlenmesinden korkuyoruz. Evet başkanım, burada minibüsler var. O yüzden fiili durumu bozmadık arkadaşlarla istişare edip. Bir gün denedik hatta. Baktık çok yoğunluk artıyor. Hmm. O kararımızdan vazgeçtik. Fiili durumu bozmadan meydan çıkaracak arkadaşlar. Başkanım 2 Ocak'ta şu Hürriyet Caddesi dediğimiz caddemize gireceğiz. Burayı kapatacağız. Tamam. İlçe belediyesiyle görüşüldü. 2 Ocak'ta burası kapanıyor. Belediyemizden beraber imalat yapacağımız alandaki işgallerimizi kaldıracağız. Burada imalatlarımız hızlı bir şekilde iş yerleri var. Onlar da kalktı. Onlar burası başkanım. Tam önümüz. Tam şuraya denk geliyor. Burada bir hafriyat var. Buraya denk geliyor. Bunu da değerlendireceğiz. Burada bir hafriyat konusu var. Burası birazcık bu raylı sistemden dolayı kritik. Şimdi ona başkanımızı açacağız. Onu görüşmek gerekiyor başkan. Evet. 2 Ocak'ta yolu kapatacağımız için büyükşehir ekiplerimizle beraber esnafımızın tamamını davet ettik. Özellikle bu sıradaki esnafın tamamı katıldı. Birçoğuna da tek tek biz dolaşıp bilgi verdik. Bu çalışmamızın 3 ay süreceğini, biraz zahmetli olacağını ama aynı Neyzen Tevfik Meydanı'nda ve Kartal'ın Kartaloba alt geçidinde yaptığımız iki dere kesit kotu gibi kalıcı bir iş olduğunu, 30 yıllık bir sorunu çözdüğünü anlatınca onlar da bize hak verdiler ve onların bilgisi dahilinde 2 Ocak'ta kapatıyoruz. Yani şuradan kapatıyorsunuz ama yani şöyle bir düzenleme hattından bahsediyoruz. Evet başkanım. Yani evet. Bizim zaten proje alanımız başkanım şöyle geliyor. Şu şekilde. Şuradan devam ediyoruz. Orta refüjde de şurada bir düzenleme yapacağız. Şu anki haliyle mevcutta evet. Trafikte geçiş olabiliyor. Onu da düzenleyeceğiz. Sayın Başkanım, burası tabii biraz sonra göreceğiz yukarıyı. Şu orta refüjden yukarıki kısım Spor Caddesi ana yolunda biz daha önce daha esnek devam edelim diye yol bakım ekipleriyle girdik. Kaymakamlık binasının önünde şu anda çalışma devam ediyor. Şöyle söyleyebilirim. Şuradaki bordürümüz şu kısmı oturacak başkanım. Böyle göstereyim. Şu bordürün şurası kısmı oturuyor. Buraya kadar dolduruyoruz başkanım. Bu bordür bunun üstüne gelip 7 santimde yukarıda kalıyor. Şurası 7 santim, şurası 15 santim. Bu yukarıda kalıyor. Görüntü öyle. Şu taraf asfalt. Demir yolu tarafına gelecek bordür de bu başkanım. Demir yoluna. Meydandaki 8'lik taşımız. Kaldırımlarda 5'lik taşımız var. Malzeme sıkıntımız yok. Hep satın aldı başkanım. Tamam. Malzemeler. Bu da hamam bölgesi. Kuruldan geçen hamam bölgesinde düşünülen taş 50'ye. Bunlar da 40'a. Kaliteli değil mi? Bergama taşı. Yani peyzajda tabii ağaçları onu tercih etmek lazım burada. Sahaya güzel. Evet arkadaşlar giriyoruz. Tamam yap. Teşekkürler. Ne oldu ya? Bana börek getirdin. Ya sen ortaya bir tanesi. Tamam. Gençler. Gençlere hediye edeyim mi? Tamam. Çok sağ ol. Adın neydi? Göz. Ortamıza gelmeyi çok istiyorum. Tamam Göz. Göz'ünüz bir bak bakayım mı? Ben alayım başkanım. Vallahi arabaya gençlere mi hediye edelim dedi be ekibi. Yani. Hayır ben gençlere mi hediye edelim dedi. Olur mu? Dağıtalım. He? Olur. Dağıtalım. Genç.
gençler. Evet. Dağıtalım. Tamam. Gençler, evden börek geldi, evden. Hadi. Tamam. Yüzsüydü değil mi? Bilenler gençlik seninle. Vallahi. Evet, tamam. Alın, alın. Sadece gençlik değil. Yaşlılar da senin. Tamam. Hayır, Gülsü evde börek yapıp getirdi. Onu yiyoruz. Gençler. Nasılsın? Benim canım başkanım. Başkanım, Gülsü'yle zaten görüşmek istiyorum. Tamam. Evet. Başkanım. Bir meydana gidelim mi? Siz buyurun, kapat. Onu hiç tükeceğimez. Evet, Kartal'da TFN Neyzen Tevfik Park meydanındayız. Şimdi burada Kartal'da Spor Caddesi'ni arkadaşlarım buraya kadar indirmek üzereler. Burada tabii tren yolunun, hızlı trenin hem D100 tarafında hem Marmara Denizi tarafında caddelerdeki düzenlemeyle beraber burada kendi içinde kodları olan çok şık bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin bütün birimleri, park bahçeleri olsun, fen işleri olsun, yol bakımı olsun, bütün birimleri hem cadde düzenlemeleri, hem trafik akışı, hem de buradaki meydan düzenlemesiyle Kartal'a çok şık bir alan hediye edeceğiz. Devlet Demir Yolları'yla birkaç sorun var, teknik sorunlar. Onları aşmak için de görüşmeleri Kartal Belediye Başkanımız olsun, bizim yetkili arkadaşlarımız olsun, Genel Sekreter Yardımcımızla beraber yürütüyorlar, sürdürüyorlar. Dolayısıyla biz tamam. Ablacığım, saygılar. Tamam anacığım, buluşuruz. Başka bir gün buluşuruz. Tamam. Güzel ablacığım. Tamam. Tamam. Allah şifanı versin. Ben arkadaşlarımla konuşacağım. Seninle bir gün çay içeceğiz burada. Başkanım ayarlayacak, tamam mı? Tamam. Tamam anacığım, tamam. Sağlığına dikkat et. Öpüyorum seni. Tamam abi. Ve hani günün sonunda burada keyifli bir alanın oluşması için Devlet Demir Yolları'nın da bu sürece hızlıca bir karar verip uyumlu bir biçimde inşallah Kartal halkına özellikle bu tren yolunun altında çıkacak olan alanların da mümkün olduğu kadar kamusal faydayı gözeten, tabii ki Devlet Demir Yolları'nın mülküdür, bazı ticari alanlarda düşünebilir kendi takdirleri, ama mümkün olduğu kadar kamusal alanları düşünerek tasarlanması konusunda da kendilerinden destek istiyoruz. Yani bir nevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Devlet Demir Yolları'nın uyumlu bir biçimde burada bir proje ortaya çıkarmasını arzu ediyoruz. Biz de yapımcıyız. Bütçesini hazırladık, yapacağız. İnşallah Mayıs, Haziran'da da bu meydanda gezeceğiz. Çok ciddi altyapı çalışması var. Tabii. Kartal'da yani burada hem yani hem yağmur suları olsun, hem pis su kanalları olsun, kanalizasyon olsun. Burada büyük altyapı çalışmaları yapıldı. Zaten altyapısı bitmeden üstünü cilalamıyoruz. Yani önce altyapısıyla uğraşıyoruz, sonra üst yapıyı en nitelikli bir biçimde bitirip halka hediye ediyoruz ki kalıcı olsun. 30, 40, 50 yılda geçse burada hiçbir sorun yaşanmasın. Zaten burada Kartal Belediye'mizin geçmiş hafızası, başkanımızın geçmiş hafızası sorunları en olgun şekilde tespit edecek donanıma sahipti. Ekiplerimizle oturduklarında başka ilçelerde de olduğu gibi burada da kangren haline gelmiş, belki 20-30 yıldır dokunulmamış birçok sorunu çözdü arkadaşlarım. İşin içinde bizim yine fen işlerimiz olsun, diğer birimlerimiz olsun, yine İSKİ kurumumuz olsun sürecin içinde oldular. Dayanışma içinde yürüyoruz. Dediğim gibi burada tekrar ifade edeyim, gönderme gibi algılamasınlar.
proje Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortaklığıyla olsun istiyoruz. O dayanışmayı hızlıca gösterirlerse çok büyük memnuniyet duyarız. Hadi bakalım. Çok severiz seni, çok. Ne güzel. Yine yapıyorum ellerinden anladım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. 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 Kim anlatıyor bize? Hadi bakalım. Başkanım. Ne yapıyorsunuz? Başkanım. Hadi. Şimdi... Burası Maltepe'de mevcut cadde. Maltepe'deki mevcut caddeye bir alt geçit yaparaktan üst tarafı yayalaştırıyoruz başkanım. Bir proje kapsamında şu an biz buradayız başkanım. 550 metre bir kapalı kesit oluşturacak. Kapalı kesitimiz şurada gördüğümüz üzere 13 metrelik 2 şerit gidiş 2 şerit geliş şeklinde olacak. Bu proje kapsamında ilk başta şu kısımda büyük altyapı deplaseleri vardı. Daha sonra parça parça şu kısım ve daha sonra bu kısma devam edeceğiz. Burada Türk Telekom'un Maltepe bölgesindeki ana hattı geçtiği için bir miktar bizi zorluyor. Adliyeyi, hastaneleri etkiliyor, bankaları etkiliyor. O yüzden çok dikkatli gidiyoruz ona. Biraz öyle bir deplase problemimiz var. Genel aslında itibar... biz caminin hemen buradan başlıyoruz. Evet başkanım. Evet, şu an şuradayız başkanım. Şu an şuradayız başkanım. Yalıya doğru. Evet, cami burada. Biz tam şu noktadayız başkanım. Şu anda tam şu noktadayız. Şu noktada biz caminin karşısındayız. Bu şey Kadıköy'e doğru, bu tarafta Kartal'a doğru. Şuradan gösterirsem başkanım projeyle ilgili. Tamam. Bizim hep söylüyoruz başkanım, bizim projelerimiz kapsamında biliyorsunuz Büyükyalı Kavşağı ve bu Maltepe Kavşağı bizim Samandıra projemiz kapsamında bir nevi burayı rahatlatmıştır. Bizim genel itibariyle projelerimizin amacı işte D100 üzerindeki kavşakların trafiğini azaltmak. Şu anda Büyükyalı Kavşağı'yla Bostancı Kavşağı arasında da bir yan yol çalışmamız var. O da orayı rahatlatacak. Daha öncesinde Fikirtepe'ye gitmiştik başkan. D100 üzerinde tabir yerindeyse parça parça kavşaklarda ilerliyoruz. Evet başkan. Evet, orası. Fikirtepe, Bostancı, şu anda Küçükyalı Kavşağı, Büyükyalı Kavşağı. Bu proje olduğu zaman başkanım Maltepe Üzerevi Kavşağı'ndan buraya gelen trafik var. Buradan var. Yani büyük resme baktığımız zaman bu proje direkt transit bir geçiş sağlayacağı için şehir içindeki trafiği de ilk defa bir aslında ilk altı defa. Alıp üstte bir meydan oluşturuyoruz değil mi? Evet başkanım. Bostancı'da küçük bir yer var. Ama onun dışında değil, yok galiba yok, değil mi? Dışında. Başkanım projemiz kapsamında çok fazla kazık imalatlarımız olacak. Yaklaşık 16 bin metre civarında bir kazık imalatımız olacak burada. Gördüğünüz üzere altyapı hatlarımız çok yoğun. Yağmur suyu burada yani sadece bir alt geçit yapmıyoruz. Ciddi bir şekilde bir altyapı deplasesi de yapıyoruz. Yenilemiş oluyoruz onları da proje kapsamında. Bir ay sonra deplaselerimizi bitirip şu kısma geçtiğimizde başkanım şu anda buraları yapıyoruz. Şu kısma geçtiğimiz zaman bir ay sonra buradan kazık imalatlarımızla başlayacağız. Projemiz de işte dediğim gibi burada altyapı deplaselerimiz yoğun olduğu için 15 ile 18 ay arasında bir sürede bitirme hedefindeyiz. Tabii daha öne çekebiliriz. Beklemediğimiz şekilde hani tahmin etmediğimiz şeyler çıkabilir. Daha erkene bitirmek için de uğraşırız. Evet. 15 ile 18 ay arasında bitirmek için. Uzunluğu neydi? Başkanım bütün proje 1000 metre şuradan başlıyor. Şuraya kadar ama kapalı kestiğimiz 500 metre. 500 metre. Aha. Ama hani çıktılarıyla beraber 1000 metreyi evet, buluyor. Etkileşim alanı. Etkileşim alanı 1000 metre. Yani projenin tamamen bütün alanı 1000 metre, 1 kilometrelik bir atacak lazım. Evet. O zaman bu caminin böyle bir 100 metre falan gerisinden aslında yani. Etki alanı başlıyor. Doğru, yani. Doğru. Evet. Buradaki şeyi de eğimi de kullanıyoruz. Kullanıyoruz çok önemli. Ve bu böyle tam da dalçık gibi değil aslında bir eğimden giriyor. Öbür tarafta evet. Rahat çıkıyor. Böyle hoş bir alan
kazandırıyor. Peki, meydan yanda, çalışması da devam ediyor. Üst yapıları meydan, da devam ediyor. Evet, devam ediyor. Bizim kimliğimize yaraşır. Bir takım fonksiyonları da içinde barındıran şey var, rahat bir geçiş alanı yani olacak. Kuzey-güney o bağlantılar, geçişler, tabii, yollar. Şurası başkanım en yoğun cadde Feyzullah Caddesi burada. Bunlar bir nevi kontrollü geçiş olacak burada. Yani araç geçişi olacak. Araç geçişi kontrolü burada zaten burada. Yaya onu daha önce camiye dönüşümde şu kısımda başkanım kapalı kesitten beraber bu zaten meydan oluşacak bundan altı. Yukarıki kısmı da geçen sene tamamlamıştık. Bu caddenin yukarıki kısmında geçen sene Atatürk Caddesi. Şimdi bizim bu deplaselerle ilgili ne kadar dedin? 2 ay mı süremiz var? Başkanım onun? Deplaseleri 1 ay sonra. 1 ay sonra. Hepsini bitirmiyoruz. 1 ay sonra deplaseleri şu anda şu kısmını yapıyoruz. Kaza başlamış oluyorsunuz. Evet. 1 ay sonra deplaselerde biz bu kısma başlayacağız. Ondan sonra kazık ibalatlarımıza buradan başlayabiliriz. Şu resimden göstersem başkanım şu anda biz şurada oluşturduğumuz bir kutunun içine bütün deplaselerimizi alıyoruz. Yani hatlarımızı geçici olarak alıyoruz oraya. Ondan sonra tekrardan bunları buradaki yolun tabliyemizin üzerine alacağız. Olması gereken yerlere hatlarımızı koyacağız. Onlar bizim vaktimizi alıyor başkanım. Yani burası da yoğun bir bölge. Zor titiz çalışılacak evet. Bir iş ama o titizlikle devam edecek. Yani bir nevi aslında bizim buradaki meydanın altından geçecek birçok altyapımız. Evet tabii, başkanım. Tabii. Buradaki tabliyemizin üstüne buraya koymuş olacağız. Tabliyenin üstüne ne kadar bir şey düşünüyorsunuz? Yükseklik yani peyzajda falan o tarz şeyleri kurtaracak. Burası belli mi onlar? Burası bir küsür metre yakın bir dolgu olacak başkanım. Bir metre yaşan. Evet, evet. Dolgu olacak orada. Taş zemin olacak. Yani bildiğim kadarıyla şu anda tabii hepsi şey, nitelikli evet. Dolgu olacağı için. Nitelikli dolgu. Belki bazen tabii, yükseltilmiş tabii. Döşeme minvalinde ya da kutu kesilmiş. Daha önce şeyde yaptığımız gibi, Üsküdar Ümraniye'de evet, yaptığımız evet. Gibi sistemler olabilir. Altyapı geçecek alanlar var. Dolayısıyla yarın bir müdahale de kolay olacak. Evet, yani. Fonksiyon tabii kaldırılıp hemen. Kurumlarla bir sorunumuz var mı? Yok, hepsiyle görüşüyoruz, hepsiyle yazıştık. Yani. Geçen Türk Telekom buradaki İktaş, en... Bedaş, Türk Telekom. Hiç problem yok. Türk Telekom'du başkanım. Onların da merkezi hemen burada. Türk Telekom'un merkezi. Hani tabir yerindeyse siyatik sinir buradan geçiyor yani. Tamam ana hat geçiyor buradan. Onlar da bizden çok rica hassaslar ettiler. Yani. Biz de bu deplase çalışmaları yaparken o hattı hususi bir U betonun içerisine alacağız ki tamam. Ellenmesin. Bu deplaselerle ilgili süreci yüklenici mi yürütüyor yoksa yüklenici başkanım. Yüklenici yürütüyor. Yani biz ortak başa evet. Görüşmüş. Yüklenici yürütüyor evet. Yani. Biz soruyoruz kurumlarla. Anahtar teslimi bitimde yüklenicide mi yoksa yüklenicide meydan evet. Vesaire evet. Komple. Meydan değil meydana gelecek şeklinde düz hale getirilmesi bu iş kapsamında yani. Meydanın da tasarımı meydan gelince. Meydan tasarımı ayrıca. Gelince onu da ayrıca. Gelince ayrıca. Belki de onu da evet. Devam yani edeceğiz. Eş zamanlı evet. Gider başkanım yani burası var meydan aşamasına gelince. Var mı ulaşımla ilgili diyeceğiniz bir şey? Birkaç şey söyleyeyim başkanım. İlçe belediyemizde zaten. Merhaba. Olabilir. İlçe belediyemizle beraber aslında zaten hani caminin ortaya çıkartılması, Maltepe için bir meydan kazandırılması amacıyla başlamıştık. Biz kısa versiyonlarında çalıştık aslında. Bu kadar uzun olmasın dedim. Biraz önce söylendiği gibi tam burada bir eğim başlıyor. Ve buraya kadar da burada oradan başlıyor. Ve buraya kadar da devam ediyor. Hem eğim kullanılıyor ama buradaki kullanımlar, karakterler yani arazi kullanımı ve binaların altındaki kullanımlar tam da yayalaştırma için uygun. Hani onu da yerinde görüp zeminde baktık. Ve öyle bir projeyi oluşturmuş olduk. Camiyle beraber, cami meydanıyla beraber aslında Maltepe'nin içlerine doğru da bu alanı biraz daha büyütmek de istiyoruz. Yayalaştırma kararlarını da aldık. Biraz daha öteleyerek aldık kararları. Dolayısıyla orada geniş bir meydan çıkacak aslında. Ve sonrasında da alternatif güzergahları da çalıştık buradaki araçların daha sonradan geçişleriyle ilgili özellikle ya da arkalardaki geçişleriyle ilgili ve içerilere ulaşmalarıyla ilgili de projeler hazır yani şu anda. Yönlerimiz hazır. Yani evet, hepsi. Onların hepsi çalışıldı. Daha sonraki alternatif geçişlerle ilgili. Herhalde ilçe hassasiyetlerini de gözettik. Hı, tabii ki. Peki. Evet. Aslında Maltepe çok değerli bir süreç yaşıyor bence. İlçe belediye başkanımızın, Maltepe belediye başkanımızın özellikle masaya ilk oturduğumuzda gündeme getirdiği minibüs yolunun altı alınarak çok sıkışmış Maltepe'nin bir meydana kavuşmasıyla ilgili talebini dile getirmişti. Uzun süren bir çalışma oldu burada çünkü hassas bir bölge. Uzun yılların ortaya koyduğu o sıkışık yapılaşmanın burada imalat zorlukları da var. Ancak çok sıkı çalıştık, ince eledik, sık dokuduk öyle diyelim.
başkanımızla beraber, Maltepe Belediyesi'nin ekibiyle beraber, Büyükşehir Belediye'mizin bütün ekibi süreci iyi hazırladılar. Şu anda işe başlandı, uzun zamandır çalışılıyor. Çok hızlı hareket edeceğiz. Burada hassas konular var. Binaların yakın oluşuyla ilgili tedbirli bir kazık çalışması yapılacak. Az önce elde ettiğim bilgilere göre 20-25 metre arasında kazık derinlikleri olacak. Burada iki gidiş iki geliş şeklinde Kadıköy-Kartal istikametinde yaklaşık 1 kilometrelik bir uzunlukta bir çalışma alanı ve aynı zamanda 500 metreye yakın, değil mi başkanım? Evet, 500 metreye yakın bir kapalı bölüm olacak. Bu da demek oluyor ki 500 metre uzunluğunda geniş bir meydanla Maltepe buluşmuş olacak. Tabii burada kıymetli olan özellikle Maltepe'deki bu merkezi kalbi kabul eden camiyle bütünleşen sıkı bir alan, sıkı bir meydanın oluşması ki başkan manevi olarak en çok buna talipti ve bu caminin çevresinin böyle bir alana dönüşmesi kıymetli olacaktı. Bundan sonra artık zaman rayına oturdu. Az önce dinledik, hem Maltepe Parkı'nda olsun, hem Maltepe sahil yolu üzerindeki meydan ve park düzenleme çalışmalarımız olsun, hem D100 karayolu üzerindeki trafiği rahatlatıcı çalışmalarımız, TEM bağlantı yoluyla ilgili olan çalışmalarımız, aslında tabiri caizse Maltepe belki de uzun yıllardır ihmal edilmiş, Büyükşehir tarafından ne yazık ki çok da görünmek istenmemiş birçok işi bu kısa zaman diliminde toparlayan, başaran bir süreci başlattı. Biz tahmin ediyorum 2022 ve 23 Maltepe tarihinde böyle iz bırakacak işlerin bitirildiği, keyifli bir biçimde Maltepelilerin yaşam alanına dönüştüğü çok güzel açılışları burada başaracağız. Sadece bu işin keşif bedeli neredeyse 250-300 milyon lira civarında. Dolayısıyla baktığınızda kişi başı hizmet alma konusunda ne yazık ki bütün İstanbul'da bir eşitsizlik var iken, hem bu eşitsizliği gideren hem de siyasetine bakmaksızın, siyasi partisine bakmaksızın İstanbul'un 39 ilçesine çok eşit ve nitelikli hizmet götürme çabasında olan bu dönemin Büyükşehir Belediyesi olarak bu ruhu tekrar İstanbul'da var etmenin de keyfini, gururunu yaşıyoruz. Hem Ali Kılıç başkanımıza hem Maltepe'mize bu güzel çalışma hayırlı uğurlu olsun. Evet, ben de başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır kangren olan Maltepe'nin temel sorunları vardı. Bunlardan bir tanesi buradaki dalçık projesiydi, yan yollarıydı, sahildeki alanlarımızdı. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri gerçekten Anadolu'nun hümanist anlayışını kendine ilke edinerek Maltepe'de eşit bir hizmet anlayışıyla baktı ve sorunları teknik kadromuzla birlikte aylar süren, hatta hemşehrilerimiz zaman zaman sabırsızlaştılar. Ya ne zaman başlayacaksınız? Ama ben de kızdım arada bir arkadaşlar, ama kendilerine bir kere daha Maltepe Belediye Başkanı olarak, Maltepe halkı adına bir kere daha teşekkürü borç biliyorum. Sayın Başkanımızın biraz önce ifade ettiği projeler Maltepe halkına Ekrem İmamoğlu'nun, Büyükşehir Belediye'mizin yeni yıl müjdesidir. Hepimize şimdiden hayırlı olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Başkanım. Hadi hemen. Tamamdır. Tamam. Al sen. Al. Hep beraber umutuz. Hep beraber umutuz. Sağ ol. İyi ki varsınız. Sizi o kadar, sizi o kadar canlısınız, dirisiniz ki. Yani biz Atatürk'ün gençleri olduğu için. Herhalde.